Tabii bu bir takım oyunu. Bütün takım iyi oynadı da 3 puan aldılar. Muslera da burada başrolü oynadı bugün. Yani özellikle ilk yarı geriden oyuna başlamadaki kaleci faktörünü en etkin şekilde kullandı. En doğru şekilde kullandı. Biz de iyi çıktık geriden zaten. Her çıkışımızda tehlikeli oldu. İkinci yarıda kurtardığı top da olağanüstü bir toptu. Hepimiz zaman zaman eleştirilerin ucunda oluyoruz. Zaman zaman da takdirler, zaman zaman da övgüler. Bugün Muslera'da biz onu tabii her halükarda seviyoruz. Her halükarda bağrımıza basıyoruz. Sadece iyi oynadığı günler değil, kötü günlerde de hepsinin yanındayız, özellikle onun. Muslera yavaş yavaş düzelecek inşallah. Bir de tabii şunu da unutmayalım arkadaşlar. Milli takım dönüşleri çok kolay olmuyor. Bakın hepimiz için zor geçiyor milli takım dönüşleri. Yani 13 oyuncu vermişsiniz. Dün akşam anca toplanmışız. Yani kulübümüz bir fedakarlık yapmış. Brezilya'dan Muslera'yı diğer oyuncularla beraber direkt özel bir uçakla İspanya'ya aldırmış, oradan buraya. Ona rağmen cuma gecesi gelmiş. Cumartesi ancak antrenmana çıkabilmiş. Yedlin Amerika'dan cumartesi anca gelebilmiş. Nitekim yarın ikisine izin verdim. Yani milli takım dönüşü moral olarak, mental olarak, fizik olarak, uçuş mesafesi olarak ve konsantre değişikliği olarak çok kolay olmuyor açıkçası. Ama Muslera'nın bizim için önemi bugün bir defa daha belli oldu. Sinan Yılmaz. Hocam tebrik ederim. Göztepe maçının ikinci yarısında da bu formasyona geçip maçı çevirmiştiniz. Yakın tarihe baktığım zaman en azından son 10 yıldaki en iyi futbolda o Elmander'li, Necati'li benzer bir formasyon vardı. Hatta Necati ile Halil de birbirlerine benziyor gibi. Ama yine de o ilk yarıdaki coşkulu ve bol hücumlu takıma rağmen çok fazla geçişe imkan veren bir Galatasaray da vardı sanki merkezde. Yani o dönem Emre ve Engin Baytar merkeze daha iyi yardım ediyorlardı ama sanki bu kanat oyuncularının biraz merkeze yardımı mı az kaldı? Bu kadar geçişe siz neye bağlıyorsunuz? Onu sormak istedim. Şimdi o günkü oyunda dört orta sahalı bir anlayış vardı. Bugünkü oyunda dört orta saha yok. İki tane de kanat var. Tamamen dört tane hücum var. Daha doğrusu ne diyelim, o arkadaşlarımızın normalde sevdiği taraf %70, sevmediği taraf %30 yani defans. Başlarken baskı olarak golü bulduk, erken bulduktan sonra esasında bizim için o dörtlü büyük bir avantaj. Özellikle hızlı hücumlarda. Ama bulamadık ikinci golü çünkü. Yoksa yani o kadar müsait pozisyonlar ki, şimdi geldim içeride seyrettim. 6 tane 7 tane %100 pozisyon.